sevgili takipçilerimiz. Bu haftaki videomuzda koltukların döşemesini değiştirmek üzerine bir video yapacağız. Yaprak ne zamandan beri başımın etini yiyor. Bu koltukların rengi çok açık, çok leke yapıyor. Ben de silmekten kollarımda derman kalmıyor diyordu bana. Ben de araştırdım. Koltuk döşemesi yaptırarak daha tasarruflu bir şekilde koltuklarımızı yenileyebileceğiz. Şu anki güncel piyasada koltuk fiyatları çok pahalı çünkü. Aşırı pahalı. Yani 30-40 milyar bandında geziyor. Ben de araştırdım. Arkadaşımın tavsiyesiyle birisine ulaştık. Salon takımı ve küçük odadaki koltuk takımlarının yüzlerini yaptırmaya karar verdik. Şimdi bunun aşamalarını izliyoruz. Hadi bakalım. Koltuklar gitmeye başladı. Süleyman ustamız şimdi koltukları ayırıyor. Bunları söyleyerek iki parçalara taşıyacağız. Evet, koltuklarımız sökülmeden önce depoya getirildi. Bunlar daha sonra tezgahta sökülmeye başlanacak. Evet, salon koltuklarımızı Dallas 838'de Dallas 33 olacak şekilde seçtik. Oturma odasının da biri bu renk. 60. Bakalım şimdi. 33, 65 bu. Şöyle bunu. Evet. Bu küçük oda mıydı? Küçük oda. Oturma odasının. Evet arkadaşlar, koltuk döşemelerini yaptırırken Yaprak'ın ısrarı sebebiyle salonların ve oturma odasının holünde laminatlarını değiştirmeye karar verdik. Eski bu açık cevizi şimdi daha böyle beyaz tona yakın gri bir laminat yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, laminatları kendim söküyorum. Bunları da internetten satacağım. Bakalım. Biliyoruz arkadaşlar. Basit mi aşkım sökmek? Basit, basit. Ama bu işte tecrübeniz yoksa aman karışmayın. Bakın görüyorsunuz mu? Bu kadar. Aslan kocam benim, aslan kocam. Evet. Laminat döşemeye başladık. Biz çalışıyoruz. Burada Murat Usta çalışıyor. Diğer odada Kamil Usta. Görüldüğü gibi bittikten sonra daha belli olacak yapılmış. Bize kolay gelsin. Alın teri. Evden söktüğüm laminatları da çöp etmeyip ikinci el alışveriş sitesinde sattım arkadaşlar. Metrekaresini 70 liraya yakın bir fiyata verdim. Laminatlarımız bitti. Evin son hali. Bizde şey yok, sıkıntı olmaz. Hayır. Bunlar da sizin mi? Evet, koltuklarımız geldi. Biraz yukarı çıkartıp yoruluk o yüzden. Ustalar diğer parçayı getirmekti. Hadi koltukları kırıklarını sökelim. Önce kapatacağım mı ona denir diye. Elini katıyoruz burada değil mi? Devam ediyor değil mi Haydar'cığım? Evet. Gel yakın çekmiyor ya. Woohoo!
Diğer koltuklardan eser kalmamış. Nasıl olmuş Yaprak? Süper olmuş. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diyoruz. Tam istediğimiz tarzda. Bir bitsin. Kusur bulmadan süper diyoruz. Bitsin bir görelim ondan sonra. Evet arkadaşlar, salon koltuklarımız geldi ama koltuklarda kumaşla ilgili bir sorun yaşadık. Nasıl bir sorun yaşadık? Oturduğumuz yerlerde böyle potluklar kalıyor. Hani kumaş tam gerilmemiş. Bunun için ustayla konuştuk. Düzeltme yapılacağını söyledi. Bakalım nasıl olacak. Koltuklarımız tekrar sökülüp tamirhaneye gidiyor arkadaşlar. Evet, bunlar da küçük odadaki çekyatlarımızın son hali. Biz çekyatları düz değil de Chester modelli yapılmasını istedik. Çalışmaları devam ediyor. Evet, koltuklarımızın son hali görüldüğü gibi. Yakından inceleyelim. Evet, burada sütlacı yiyen Öykü'yü de gösteriyorum. Ne oldu Öykü? Ya işte. Evet, koltukların orijinali böyleydi ama biz 4 senedir kullandığımız için biz artık sıkmaya başladı ve kirlenmişti de. Biz de değiştirerek yeni bu Chester modeli yaptırdık. Evet, bu da küçük odadaki çekyatlarımız. Öncesi yeşil koltuklardı. Şimdi bunları da böyle yaptık. Evet, koltuklarımız yenilendi ve bitti. Ortalama biz bu koltukları 3'ü cumartesi günü vermiştik. Bugün 13 Eylül. 40 gün kadar bir süre içerisinde hem salon takımımız hem de oturma odamızdaki bunları böyle düz çekyatlardı ama biz Chester model yaptırdık. Bitti. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Bizi takip edip desteklemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.